Ben malım. Yani size bir şey diyeyim mi? Şu perk oyuna geldiğinden beri bu fake'i yiyen tek bir mal vardır, o da benim anasını satayım. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanala hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Lan gelme gelme. Oğlum geliyor bu. Var ya şaka maka bak, bu lanetli katiller arasında en korkuncu bu Sadako olabilir. Gerçekten bu kuyu ve televizyondan çıkma olayı çok ürkünç geliyor bana yani. Çocukluğumdan beri atlatamadım. Aynen, bir de öyle jumpscare at. Hiç korkunç değilmişsin gibi. Gençler, yavaş yavaş az oynadığım katilleri de oynamaya başladığım için Sadako'dan devam etmek istedim. Onu da çok az oynamıştım. Kanalda bir ya da iki videosu vardır. Çok fazla az oynadığım katil olduğu için bu aralar kurban tarafına nazaran daha çok katil videosu gelecek, haberiniz olsun. Ben de katil oynamaktan daha çok keyif alıyorum bu aralar, ne yalan söyleyeyim. Bir gamer'ın dibi build'inin olmazsa olmaz arkadaşlar yeşil bir perk. Yani 4 perk'ümü de mor göremedik şu ana kadar. Ama perk burada mor bir şekilde duruyor. Bu maçtan sonra mor yapacağım. Sonunda 4 perk'üm de mor bir şekilde girmiş olacağım. Şu an puanım olmadığı için veremiyorum. Hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk perk'üm çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 45 saniye içerisinde tekme attığımız ilk jeneratör mevcut ilerlemesinin %20'si kadar anında geriliyor. İkinci perk'ümüz okyanusun çağrısı. Bir jeneratör hasar verdikten sonra 60 saniyeliğine bu avantaj etkinleşiyor. 60 saniye boyunca jeneratör normal hızın %125 kadarı hızla geriliyor ve bu jeneratörün haresini sarı olarak görüyoruz. Bu 60 saniye içerisinde bir kurban bu jeneratörü yapmaya çalışırsa tutturduğu her başarılı skill check'te bir ses bildirimi alıyoruz. Üçüncü perk'ümüz acımasız fırtına. Bir jeneratörü %90'a getirdikleri zaman o jeneratör üzerinde çalışan bütün kurbanlar arka arkaya beceri denemeleriyle karşılaşıyorlar. Çok hızlı hızlı çıkıyor bu beceri denemeleri. Ve bunlardan herhangi birisini ıskalarlarsa o jeneratör 18 saniye boyunca kapanıyor. Her bir jeneratör için bir kere çalışıyor bu perk. Ve son perk'ümüz de gerilim dalgalanması. Bir kurbanı normal saldırımızla yere düşürdüğümüz zaman o kurbanı düşürdüğümüz yerin 32 metrelik alanı içerisindeki tüm jeneratörler anında patlıyor ve %8'lik kayıp yaşıyorlar. Eklentilerimize gelelim. İlk eklentim televizyon kumandası. Bir televizyona ışınlandıktan sonra, yani yansıma özelliğimizi kullandıktan sonra açık bir televizyonun 12 metre yakınında bulunan kurbanların harelerini 7 saniye boyunca görüyoruz. İkinci eklentimizde bozulmuş fotoğraf. Görünmez moddan görünür moda çıkarsam, yani belirginleşirsem 16 metre alan içerisindeki kurbanlar çığlık atıyor ve 4 saniyeliğine harelerini görüyoruz. Katilde maç bulma süresi şu an o kadar fazla ki böyle maç aralarında Celal Çengör'ü izleye izleye dinozorların videosunu bitirdim anasını satayım, 5 saatlik ya. Evde dinozor falan besliyorsanız arkadaşlar bana sorabilirsiniz, ben size yardımcı olurum. Mamasını suyunu eksik etmeyin, yeter. Merhaba hanımefendi, nasılsınız? Ha, belirme olayı bu diyorsun. Oradakini de gördük, bir dakika. Tekrar görünmezsin Purpo. Tekrar belirdim Purpo. Güzel, bak bu çok güçlü eklenti oğlum, bu neymiş? Bir şey canım, sürekli vol ek. Tekrar görünmez olduk. Hop. Önündeki şeyden çıktım. Süper. Buna da bir hit. Çıktıktan sonra açık televizyonların yanındakileri de görüyorum. Oğlum ben bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bütün maçı kurbanları görerek oynayacağım sanırım. Tekrar belir görünmez olduk. Tabii bunda rating 2 gibi kurbanları bloklama yok. Tek sıkıntımız o. Şunu bir kıralım. Yani evet, güçlü. Şöyle bir görünmez olalım. Hangi jene gitsek? Yukarı jen yapılıyor mudur? Yapılıyormuş. Şöyle bir vuralım. Pop artı... O açık televizyonun yanında olduğu için yerini de gördük. Pop artı şey yapacağız. Şu okyanusun çağrısı mıydı neydi? Geldim kral ama. Merhaba. Oo, bak yarım saniyelik o yaptığı geri hamle şu an onun ölmesine sebep oldu. Bu arada jeneratörü patlatıyorlar şu an. Üstteki jeneratör niye patladı? Ha, tekrar oturdu, skill check tutturdu. Tamam. Şu an arkadaşlar kurban skill check tutturuyor ortadaki jeneratörde. Ona hemen tekrar gideceğiz. Şöyle bir görünmez olalım. Oranın televizyonundan çıkalım. Aa, bitirdi lan lan. Ne ara bitirdin oğlum? Ha yo, onu bitirmemişler. Tamam, buna pop artı okyanusun çağrısı verdik şu an. Popla jeneratör toplam ilerlemesinin %20'si kadar geriliyor. Okyanusun çağrısıyla da 60 saniye boyunca %125 mine hızlı hızlı geriliyor. Güzel, avantajlıyız. Oradan atladın, sıçtın pampa. Bir daha atlayacaksın oraya doğru koşup. Ha, hiç orayı kullanmayı tercih etmedin. Şimdi bakalım ne yapacaksın. Evet, çok iyi işler yaptın. Bu kasetleri sürekli televizyonlara ışınlanıp ışınlanıp arttırabilirim aslında. Birisine mori çekersem çok güzel olur ya. Şu televizyondan çıkalım, buradakilere bir kaseti verelim tekrar. Merhaba. Bir şey diyeceğim, çok güçlü oğlum. Arkadaşlar bu taktığım iki eklenti var ya, sürekli görüyorum kurbanları. Bunlar nerf yesin. Hem görünmezlikten çıkınca yanımdakileri görüyorum, hem de bir televizyondan çıkınca diğer televizyonların yanındakileri 7 saniye falan görüyorum. Yani menüde okurken bu kadar güçlü gelmemişti bana. Şu jeni yapıyor olabilirler mi? Şu anki tek sıkıntımız hangi jeni yaptıklarını bilmiyoruz. Yani o infoyu alamıyoruz. O kadar da olsun. Şu en ileridekine bir gidelim. Sana kaset verdik o zaman biz. 50 metre yakınında çıktım çünkü. Bir dakika, şunun şuradan önüne çıkar mıyım?
Sürekli ışınlanıp kaset vermeye çalışıyorum da kurbana. Beni kandırıyorsunuz mu lan şu an? Sahte sahte ayak izleri görüyorum. Şunu şöyle bir bağırttıralım. Şek paletini artık alalım ya. Ne dedin o işe? Süper. Orta jene bir gideyim. Orta jene inat etmiş olabilirler. Yok, bunu yapmıyorlar. Tamam. Tekrar görünmez. Şimdi şuna. Bunu da yapmıyorlar. O zaman şuna. Oğlum bu çok güçlü lan. Sürekli ışınlanıyorum. Şimdi buna. Merhaba. Çok güzel, hem kaset verdik. Aha, mori yiyor. Kasetini fullledim. Sıçtın ki. İşte bunu istiyordum ya. Bunu istiyordum. Woohoo! Gel bakalım buraya. Merhametsiz bakış. Vay. İlk maçtan oğlum göreydim keşke. Neyse. Yemin ediyorum var ya bak. Üçüncü sayfa haberlerinde evlatlık verilen kız kurbanların koydu diye haber çıkacak ya. Bu taraflarda niye hiç televizyon yok? Bunlar daha gelmedi mi? Biz Siemens'ten sipariş etmiştik. Bak. Tam o sıra televizyonumu kapattı. Dur. Şuna bir okyanusun çağrısını vurayım. Orta jene tekrar gidiyoruz. Lan oğlum. Ana! Burada çarpılmış kalmış bu. Tamam, üstteki zen jende skill check tutturlarsa haberimiz olacak derken. Bunu iki kişi bitirdiniz. Peki. O ne lan? Vurma animasyonu. Rüşvet teklif ediyor bana. Oğlum sen beni alçak, rüşvet alan herhangi bir insan mı sandın lan? Hayır, illa rüşvet vereceksin. Cüzi bir miktarda anlaşırız. Ana, jeneratör 90'dayken patlatmış. Şansa bak lan. Patlattığı için hem jeneratörün haberini alıyorum, hem de gelip pop vuruyorum. Jeneratörü azaltıyorum. Artı okyanusun çağrısıyla azalmaya devam ediyor. Bu ultilerin önemi arkadaşlar işte. Normalde olsa o jen çoktan bitmişti. Skill check mi tutturdular orada, ne oldu? Mırıbı. Buna tekrar okyanusun çağrısı vuruyoruz. Şunun şöyle önünden çıkar mıyım? Bence çıkarım. Süpersin lan Turfo. Şu Rebecca'yı şey yapmayalım, tanılıyor gibi olmayalım. Hop. Lan oğlum. Kafamı karıştırdın ya. Devir o paleti. Tamam. Sen bana rüşvet veren Rebecca mıydı? Böyle yaparsa satar. Ben onu tanımlamak istemediğim için bu haldeyim. Salağa bak. Bak arkamdan gelip onu alma planları içerisinde kendi kendine orada tam bir plan yapmış. Oğlum sen kimsin ya? Sen kimsin kanki ya? Sen kimsin ya? Ben penaltı kullanan futbolcu muyum arkadaşlar? Benim gözüme niye lazer tutuyorsunuz ya? Hiç bulma lan. Alo? İnternet mi gitti? Ne oldu? Yo, var internetim. Modeme baktım. Ne oldu oğlum? Var internet şu an. Ulaşabiliyorum. Ya var ya, 4x4 yapmayayım diye arkadaşlar üzerime oynanılan bu oyunlar ama yetti ya. Güne mi geldik oğlum? Buna herkes bir şey getirmiş. Evet, maç bulana kadar Celal hocamdan bir dinozor daha dinledim arkadaşlar. İbrahim dinozoru. İbrahim Zor'un fosil kalıntısında çay bardağı bulunmuş. Yuh be kardeşim. Kemik şeklinde çay bardağı mı olur ya? Belirdim. Niye bağırmadı? Ya bir şey diyeceğim, bu kurbanlara vurunca niye böyle bir 2 saniye duraksıyorlar? Deli mi bunlar? Anlık böyle korkuyor mu? Ne oluyor? Bir inme iniyor ya. Kanka yanınızdayım. Sprintin var. Ben niye görünmezkilerim o zaman? Sen beni böyle görebileceksin. O palete yetişemeyeceksin. Oğlum sen var ya, sen bu maç bittin var ya sen. Sen bu maç geçmiş olsun ya. Kefen beğen ya kendine. Bak o PUBG kaskuş mu çıkartmış bunu, yapmış amurum. Sen bu maç var ya, sana beyaz da değil rengarenk bir kefen dikeceğim. Bekle. Sana var ya bak, o T-Bag'i. Geldim. Geliyorum. Gel yapıyorsun ya. Geliyorum güzel kardeşim, bekle. Yedin mind game'i. Arma 3'ten mi çıktın, PUBG'den mi çıktın? Bu nasıl karakter oğlum? Bu hangi samurun? Burada dönmeye devam ediyor ne ganze. Öldün kral. Yok ya. Salak. Grab yiyeceğini bilmiyor mu o şey medkit'i bastıktan sonra? Barovlu medkit bastı, gördünüz mü? Oğlum bana toksiklik yapmayacaksın. Bir sağdan tokada vururum. Bir soldan. Şeki yapıyor olabilirler mi? Yerini gördük, çok güzel. Bir can daha bitti. Şuradan da çıkalım. Arkadaşlar şu an kaset yüklüyorum kurbanlara bol. Gel. Gel sen de gel. Devir şimdi şek paletini. Devirmiyorsun ha? Peki. Devireceksin o şek paletini. Bence hit değildi bu arada. Uzak mesafe vardı aramızda yani. Nasıl vurabildim anlamadım. Ben kurbanken bu hiti yesem o killer şeki başına yıkardım onun. Kral atar yapıyordun. Oğlum bu nereye süründü? Daha yeni düşürdüm lan. Şunu da bir ikinci asıl. Bu muhtemelen gözü kapalı oynama challenge falan yapıyor. Yani yakındaki paleti görmüyor, benim geldiğimi görmüyor. Bunda bir sıkıntı var ama. Deli ya. Soytar amına. Şu jenebe gidelim. Tamam, bunu yapan yok. Gel. Bak var ya, diğer taraftan dolansam.
Oğlum yani bari oyun oynamayı bil de sonra teabag at bana ya. Hayır bak zaten arkadaşlar Sadako, tamam mı, shorts videomda izlediyseniz, doğduğu zaman öz annesi tarafından reddedilmiş. Gitmiş bir aileye evlatlık olarak verilmiş. Evlatlık verdiği aile bunu kuyuya atmış. Kuyudan çıkarken mi, kuyuya inerken mi ne, bir tane tırnağı kırılıyor. Bak bu çok önemli. Bir kız için tırnağın kırılması çok önemli. Bence Sadako'nun intikam için geri dönmesinin sebebi bu. Ben size söyleyeyim, o hani lanet olayları falan hikaye. Orada tırnağı kırılıyor ya. Bu bir kız için çok önemli. Aramızdaki hanımefendiler beni doğrulayacaktır. Götüne sokarsın o jeneratörü. Bu da diyor ki lan siz kimsiniz benim tırnağımı kırıyorsunuz? Kanka görüyorum ya seni. Nicolas Cage'in perkünü kullanmaya çalıştı da. Oo son jen. Direkt hızlı hızlı jenleri dolaşıyoruz arkadaşlar. Güzel. Glitchlendiğim için anlamıyor nereden geldiğimi. Yani en azından kafası karışıyor diyeyim. Ben buna bu maydi yemeği yedirtirim. Pencereye gitmedi ki. Pencereye gitsem aynı diye mi yedirtecektik? Ah lan! Çekte yakalıyordum var ya. Tamam bunu salalım. Çünkü bu hayvanatlar gördüğünüz gibi Jenrush'a devam ediyorlar. Bak. Yaralısın. İkinci asılışına geçeceksin. Bir resetlen ya. Git bir birisini bul seni heal'lasın. Yani canının hiç mi kıymeti yok? Her şey jeneratör mü? Bu arada şuradaki televizyonumu kapattı. Haha. Bu killer var ya bir baba olsaydı televizyonu kapatıldığı zaman direkt mori çekebilirdi bir kurbana. Bak arkadaşlar video fikri verdim. Ben malım. Yani size bir şey diyeyim mi? Şu perk oyuna geldiğinden beri bu fake'i yiyen tek bir mal vardır, o da benim anasını satayım. İllüzyon bırakmış oraya ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ediyorum çok inanmıştım gerçek olduğuna ya. Diyorum bu mal benim geldiğimi anlamadı galiba. Bir de salak gibi oynuyor ya o adam. Bir şey diyeceğim yani bu kadar o jeneratörle yapıp saklanıyorsan falan. Şimdi niye salıyorsun ki? Son jen kalmış. Bu kurbanların da bu tripleri beni bitiriyor ya. Çok da umurumda. Git geber anasını satayım. Gerçekten aşırı nazlı ya bu kurbanlar bak. Adam hayvan gibi 4 jen bitirmiş zaten. Son jeni tutmaya çalışıyorum şurada. Geliyor bana trip atıyor. Mırıbı. Diğeri büyük ihtimal jene döndü ama bitirsin, sıkıntı yok. Zaten 3. kilimizi alacağız şimdi. Herhalde daha palet malet bir şey var mı? Git biraz daha uzağa git. Şu çitlerden tırman. Bak bu akıllı oyun ya. Allah Allah. Severim inatçı kurban. İnatçı kurban severiz. Şimdi atlayacak bu arada. Evet. Arkadaşlar bir kurban arka arkaya aynı hareketi 3. kere yapmaz. Çok nadir denk gelmişimdir. Çünkü şöyle bir şey var psikolojide. Adam diyor ki ben 2 kere buna fake attım. 3.sünde demek ki o bana fake atmayı deneyecek. Yani peşimden gelecek. O 2 kere yaptığı aynı şeyin tersini yapacak. O zaman ben de 2 kere yaptığım şeyin tersini yapayım diye düşünüyor. Tabi adam da aynı şeyi yapmaya devam ederse bir sınırsız bir loop'a girebilirsiniz. Sonra ne olmuş? Seni bu paletle alırım ki. Ha, kıvrak attın. Aa, hiç bulma ihtimali var. Ben onu unuttum. Lan! Oğlum tutayım bacağından gider ayak ya. Bacağından tutayım çekeyim gider ayak ya. Şanslı piç ya. Hiç var hiç şöyle bir şansım olmadı ya. Sıkıcı killer diyor. Defol git lan. Gerizekalı. Anan sıkıcı. Önünü bile görmüyor gerizekalı. Dibindeki paleti görmüyor. Beni oyalayamıyor. Tek işi jen yapmak. Acaba niye sıkıcı maçam onu? Jen yapıyorsun çünkü sadece. Dur çıkma dur, sakin ol dur. Arkadaşlar ben sinirlenince o da sinirleniyor. Sahibine zarar verildiği zaman köpek de saldırır ya rakip tarafa. Bu da böyle. Tamam sakin ol Sadako'cum, sakin ol, ben hallettim. Gençler bu arada size bir şey danışmam lazım. Bundan bir 4-5 sene önce kanala testlerinin hikayeli oyununu çekmiştim biliyorsunuz ki. Hani böyle tuzak falan çözüyorduk. Üstünden hani 5 sene falan geçtiği için ben o oyunun %90'ını falan unuttum. Kanalda da yeni korku oyunlarına başlamak istediğim için diyorum ki o seriye tekrar başlayayım sıfırdan. Gerçekten %90'ını falan unuttum. Zaten testlere serisi tuzak çözme mantığı üzerine olduğu için hani tuzakları nasıl çözüyorduk, şifreyi nereden buluyordum falan, bunları ister istemez unuttum. Ben başlamak isterim. Siz de istiyorsanız öyle bir seriyi yorumlarda buluşalım. Hani ona göre bir hafta içerisinde falan başlayabilirim. Tamam şu orta paleti de alalım. Bunlar okey, biraz daha itici bir takıma denk geldik gibi sanki. Takılsınlar bakalım. Şuradan çıkıp da White'a bir hemen virüsünü verelim. Şuradan da çıkalım. Oo bu jeneratörü 90 yapmışlar. 90 yapıp patlattı. Okey bunu okyanusun çağrısını vuracağız ama. Evet daha kimseye hasar bile veremedik ve bir tane jeneratör bitmek üzere. İlginç bir maç olacak gibi. Evet sayın itici ordusu. Evet evet hadi bakalım. Zor bir maç bizleri bekliyor. Mori aldım yani hissetmiş gibi. Şu jeneratörü yapıyorlar bu arada. İkinci jeneratör de bitecek. O da çok yüksek. Aynen de öyle oldu. Bu maç minikten bir tunnel görebiliriz arkadaşlar. Görmekte zorundayız. Oğlum ne oluyor? Bu nasıl maç?
Şöyle önüne çıkmaya çalışayım da. İnanılmaz canı aşladılar yani, böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar niye bu kadar kazanmak istiyorsunuz maçı ya? Evet. Aynen, bir de flash save yiyeyim anasını satayım. Gel bakalım Dwight'cim buraya. Şöyle seni oyundan çıkaralım. Öyle can rush'a böyle tanıl, hiç kusura bakmayacaksın. İnanılmaz yedim yani. Ne oluyor oğlum, pıss diye bir ses geldi. Böyle bir can rush olamaz bu arada, var ya. Tarihin en sağlam can rush'ını yemiş olabilirim ya. Hep bak şu var ya şu. Şu Allah'ın belası beni mahvetti bak. Şu gene bir pop vuracağım arkadaşlar, onu bekliyorum. Vallahi alabilirsem maksimum bir kill daha almaya çalışacağım. Bu maç neymiş oğlum böyle? Mahvettiler lan. Oğlum tamam, oyunun amacı can yapmak, hani niye can yapıyorsunuz diye sormam çok mantıklı olmaz da. Bu da biraz abartı değil mi ya? Hani tek amaçları buymuş gibi, anladın mı hayattaki? Ay akıllı hamleydi de. Tek amaçları bu şekilde toksiklik olan kurbanları gerçekten hiç sevmiyorum ya. Orayı yiyen bu mu? Yok bu değil. Diğeri mori yiyor. Ah lan. Yaralı bir de var ya. Onu bir denk getirebilseydim. Bak şimdi maç sonu bunlar bana sallayacak sen tunnel attın diye. E güzel kardeşim. Sen de hayvan gibi jen yaptın. Ne yapabilirim ki? Şunu öldürmem lazım arkadaşlar. Adam jen yapmaktan bak kaseti falan bile boş verdi ya. Kaseti falan bile boş verdi yani. Hani şuna bir şöyle uyuz hareketimizi yapalım. Merhametsiz bakış. Bu maçı nasıl yendim lan ben? Güzel, televizyonun yanında olduğu için gördük. Bir fake daha, güzel. Dead Art'ı falan olabilir, bekleyelim. Oğlum kurtuluşu varmış. Bir an dedim orayı campliyorum mu saydı acaba? Onu yemem diyor ne? Olsun arkadaşlar, kalede kaleci var diye şut çekmeyeceğiz mi yani? Diğeri bu arada son jeni yapıyor büyük ihtimal şu an. Dead Art mı denedi, o ne denedi? Ha, decisive var hala. Oğlum o feneri var ya, ter çevirir götüne monte ederim. Defol git zaten, hayvan gibi can yaptınız gerizekalı ya. Et et kör et. Ya ya. Ses kasamıyoruz mu lan? Logitech oğlum bu, Logitech. Ver bir ürün yerleştirme. Körken bile vururum. Körken bile vururum arkadaşlar. Benim o toksik modumu açtıysanız. Bak şimdi kurbanlar hayvan gibi can rush attı. Tamam mı arkadaşlar? Maçı size özetliyorum. Hayvan gibi can rush attıkları için benim bu maçı kazanmamın, en azından dengelememin tek yolu tunnel. Çünkü ben bir de adaletle oynamaya çalışırsam, herkesi birer kere asmak gibi falan, mümkün değil bu maçı kazanamazdım. Sonuçta 4 tane kurban var ve son bir can kaldı. Yani sırayla canları otururlar bitirirler, anladınız mı? Allah'ın kötüsü. Ben de bu yüzden ne yaptım? Tunnel'a başvurdum. Yani şimdi şöyle bir soru sorulduğu zaman, kurbanların kazanmak için yapması gereken şey ne? Jen. Yani benim bu soruma bu şekilde cevap veriliyorsa, katilin kazanması için yapması gereken şey ne? Kurban öldürmek. O yüzden Jen Rush dediği zaman tunnel atması bence gayet doğal. Yani buradaki tunnel'ımda herhangi bir haksızlık göremiyorum, onu söyleyeyim. Ben bunu attığımda siz hiç Jen Rush atmamış gibi bana gelip klik klik atıp, T-back atıp toksikleşiyorsanız ağlamayacaksınız. Bu arada bu maçı hiç beklemiyordum kazanmamı. Gram beklemiyordum. 2 kill ya da 1 kill alıp defolup giderim diyordum. Bu arada Sable 100 prestijmiş. GG. Güzel ama bak, iki tane eğlenceli maçtan sonra böyle bir tane gerilimli başa baş bir maç oynadık. Videoda iki tarafı da görmüş olduk yani. Bir beyaz taraf, bir karanlık taraf. Bu arada ilk maçtan sonra puan dağıtıp perkümü seviye 3'e çıkaracağımı söylemiştim. Unuttum. 3 tane maçı yeşil perkle oynamış oldum. Bu son maç aklıma geldi. Şimdi mor yapabildim ancak. Zaten sadece 2 saniye fark ediyor. Çok da önemli değil. Ne oluyor lan? Bu niye bağırdı? Oho, Selena tayfa toplanmış. Aynen aynen, birbirinizi bloklayın. Selena tayfa toplanmış. Devir bakayım palete. Peki. Respect yok, respect yok. Ya devireceksin ya da böyle hasarı yersin. Arkadaşlar şunların televizyonlarından bir çıkayım. Yakınlarında oldukları için kaseti bir verelim hepsine. Oğlum hayvan ya, gerçekten hayvan herif yani. Bir bak, geliyor muyum gelmiyor muyum, fake mi veriyor. Şuradan çıkalım, buna tekrar kaset vereyim. Yakınlarından çıktığım için kaset veriyorum ve geldiğimi de anlamadı bu arada. Çıktıktan sonra tespit edilemez durum efektinde olduğum için birazcık. Bu adama var ya, kaset vere vere öldürürüm ben. Bunu ne ara bu kadar yoksa? He, ona yere oturdunuz peki. Peki anladım. Sen neymişsin be abi ham? Lara Croft sen tam bir hayvansın. O nasıl bir hareket? Artık bir hook alalım ya diyeceğim. Oraya yetişebilir miyim? Bence hit değildi. Ama çok iyi oldu yani, ne yalan söyleyeyim. Bayağı işime yaradı. Artı burası da basement'mış. Şu jene pop vuracağız. O jene 90'da patlattılar.
Şöyle hemen şuradan çıkalım. Yakında biri varsa kaset de verelim. Bu jene tekrar yapma. Hayır hayır sakın. Bu da hit olmayabilirdi bu arada. İlginç hitler atıyorum bugün. Lara Croft çık dışarı, etrafın sarıldı. Bu kısmı iyi tuttuk. İki tane falan yüksek jam var. O jene tekrar patlattılar. Daha doğrusu patlatmıyorlar şu an. Skill check tutturuyorlar. Hayır. Çok iyi lan, çok iyi lan. Çok iyi var ya. Of süper tuttum. Ama bak enerji verdiğim için şu an pop vuramıyorum Jane ya. Enerjinin de böyle bir şanssızlığı var. Enerji dediğim şu gerilim dalgalanması perk arkadaşlar. Bak yanlarında bekliyorum. Kurbanı aldığın gidip ikisine de kaset vereceğim. Kanka arkadaşınız... Kancadaki arkadaşınızı almanız gerekiyor. Lan daha iyisin. Ne oldu? Lara Croft'u mu koruyacağım bana? Aferin, aynen böyle korursun. Önce bir arkana bak. Yani bu adamın muhabbeti tam şey gibi oldu. Hocam çekilin ben çözerim. Soru yanlış hocam. Lara Croft'u korumaya geldi. Kendi düştü. Gerçi iyi yaptı bence. Lara Croft'un ikinci asılışı olmayacak mıydı? Glitchlendiğim için. Bu muhteşem fake'imizi yemiş oldu. Bak bu hareket çok boş bir hareket. Arkadaşlar hasar alınacağınız garantiyse böyle saçma sapan sağa sol sağa sol dönmeyin. Direkt hasarı alıp öne doğru devam edin çünkü zaman kaybetmiş oldu adam. Bir saniye falan kaybetmiş oldu. Eğer hasar alıp direkt kaçsaydı herhangi bir spota yetişirdi. Yani çok açık bir alandaysanız ve hasar alacağınız garanti ise 360 atmakla falan uğraşmayın. Ya save ol. Aa bir dakika, orada biri var. Şuraya bir kaset ver. Lan var ya adam tam... Çok iyi, paleti de aldık. Adam tam televizyonu şey yaparken böyle görünmez ve sessiz katillerle oynaması çok keyifli ya. Hani karşıya çok stres veriyorsunuz ya. Şöyle Feng'in önüne çıkar mıyız? Çıkarız, çıkarız. Ah lan ha, kıvrak attın. Sakin ol şu an. Şu an bak bir at sineği modundasın. Uy iki cam patlattım hani. Aa mori unuttuk. Şöyle açık alana bakarak morimizi yapalım. Hop! Kır o bacağı da. Arkadaşlar bu bir tedavi yöntemi. Bu kısım da tedavimize dahildir. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir kurban. Enti. Paleti devirsin. Yetiştiremedim paleti devirmeye ya. Risk de alamadım. Oy Jane'i var ya 99'da yakaladım. 99'da. Pop artı okyanus çağrısı kombosu çok güzel oluyor bu arada. Jeff ne yapıyorsun la enayi? Hop buradan geliyor gibi yaptım. Bu palet niye duruyor ya? Şuradan belki kaset veririm. Şuradan veririm. Bak 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 bak, tespit edilemez purpu etkisi. Güzel. Televizyonlarının sınırsız olması çok iyi bu arada. Yani sürekli ışınlanma mantığından bahsediyorum. Pop artı okyanus çağrısını tekrar vuruyorum bu jene. Süper süper. Bir dakika şunu şöyle kovalayıp şuradan çıkacağım, tekrar kaset vereceğim. Evet tam olarak bundan bahsediyordum arkadaşlar. Oy iyi fake. Oo, fake'den sonra tekrar o hamle yapacağımı bildiği için atladı. Devir bakalım. Kanka, ölü... Alo, Mori yiyon. Kral, Mori yiyon ve iki tane arkadaşın ölmüş. Neyi saklıyorsun hani? Neyin killer şekini saklıyorsun ya? Güzel. Evet, şimdi hiç bulma vakti. Oy. Buradan geçmedim mi ben ya? Ulan bu kadar dibine gelmemiştim. Evin yakınından geçtim. Aa, şu hatch konularında aşırı şanssız ve kötüyüm yani. Tercihlerim de çok kötü oluyor. Neyse güzel, GG. Evet arkadaşlar, az oynadığım katilleri bu şekilde oynamaya devam edeceğim. Dediğim gibi bu aralar ağırlıklı olarak killer tarafının videosu gelecek. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Oynamamı istediğiniz katilleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.